Merhaba arkadaşlar. Elbette şunu bilmek lazım ki bir soru her zaman bir yolla çözülmeyebilir. Örneğin bu soru daha önceki yapmış olduğumuz videoda çok uzun bir yolla çözülmüştü. Şimdi ona göre birazcık daha kısa olan bir başka yolla çözmeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, burada logaritma 2 tabanında x'e t diyelim. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı t artı logaritma x tabanında 2 1 bölü t olur. 1 bölü t çarpı logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında 2 eşittir. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 olur. T'yi burada payda işlediğimiz zaman t kare çarpı logaritma 2'nin 3'ü. Buradaki ifadeyi yazıyorum. Aynen logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında 2. Yani biz burada eşitliğin her tarafını t ile çarpmış olduk sevgili arkadaşlar. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı t diyoruz. Buna eşitliğin öbür tarafını alıyoruz. Logaritma 2 tabanında 3'ü de t karenin katsayısı olarak yazalım. Eksi 2 tane logaritma 2'nin 3'ü çarpı t artı logaritma 2'nin 3'ü eksi logaritma 3'ün 2'si eşittir 0'dır. Burada gördüğünüz gibi t'ye bağlı bir denklem var sevgili arkadaşlar. Ben burada t'lerin kök toplamlarını yazmak istersem ikinci derecenin denklemde köklerin toplamı eksi b bölü a'dır. Burada da eksi olduğu için artı yapar. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 bölü logaritma 2 tabanında 3 olur. Logaritma 2 tabanında 3'ler sadeleştiği için sevgili arkadaşlar burada t1 ile t2'nin toplamına 2 diyoruz. T dediğimiz logaritma 2 tabanında x'ti. Logaritma 2 tabanında x1 diyelim birinci köke. İkinciye de logaritma x2 tabanında x2 diyelim. Logaritmalar toplandığı için önündeki sayılar çarpılır. X1 çarpı x2 eşittir 2'dir. Buradan 2 üzeri 2, x1 çarpı x2 eşit olacaktır. Dolayısıyla bu denklemde verilen köklerin çarpımı 4 olarak bulmuş.